O gün canım okula hiç gitmek istemiyordu. Evde oturup deliler gibi bilgisayara oynamak istiyordu. Ama ne yazık ki okula gitmek zorundaydım. Çünkü annem öyle istiyordu. Bu yüzden şansımı denemek için annemin yanına gittim. Ve anneme bugün okula gitmeyip bilgisayara oynasam olur mu diye sordum. Fakat annem bana kızdı. Ve hemen okul için hazırlanmam gerektiğini söyledi. Anlamıyorum. Bunda bu kadar kızacak ne vardı ki? Alt üst okula gitmek istememiştim. Şimdi zorunluluktan okula gidecektim. Ama eğer ben de Mert Sarıysam bugün o okula gitmeyecektim. Mert! Oğlum hazır mısın? Okula geç kalacaksın. Anne! Ben bugün okula gitmek istemiyorum ya. Okula gitmesem ölür mü? Lan eşek sıpası! Ne demek okula gitmesem olur mu? Telli kafama yersin he! Of ya anne ya! Sus bakayım! Anneye of denmez. Neyse benim işim gücüm var. Ben örgü yapacağım. Sen de kahvaltını et. Anne sen dünyanın en kötü annesisin tamam mı? Of ya gidip kahvaltı yapayım. Ha? Hala bana cevap veriyor bak. Oraya gelirsem kırarım kafanı. Hay Allah atamadım ya. Anne benim karnım tok. Sabah sabah kahvaltı yapamıyorum ya. Yere döktüm zaten. İş yere mi döktün? Ben okula gitmemenin yolunu biliyorum. Şimdi sana göstereceğim anne. Bir şey mi dedin bana duyamadın? Yok yok anneciğim bir şey demedim. Neyse ben şimdi elime gıda boyası süreyim de elim annem kesildi sağ olsun. Sonra da okula göndermesin beni. Şemame 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 buke. Oğlum hadi hadi kahvaltı ettiysen çık git okula geç kalacaksın. 50 kere söylettin ya. Anne, canım çok acıyor. Ben okula gitmesem olur mu? Çünkü bu elle ben not tutamam. Not tutamaz mısın? Doğru diyor. Böyle okula gitmenin de anlamı olmaz not tutamayacaksan. Evet anne. En iyisi ben okula gitmeyeyim bugün. Ve evde bilgisayar oynayayım. Çünkü elim çok acıyor anne. Anneciğim, ben arkadaşına bu zeptine konuşurum. O senin yerine notları tutar. Dersten geri kalmak olmaz. Anne sen gıcığın tekisin biliyorsun değil mi? Çünkü elim kopsa bile beni okula göndereceksin gene. Of ya. Bana bak anneye cevap verme kırarım bacaklarını. Neyse dur ben sana okul harçlığını vereyim. Al 5 lira. Vallahi bu ay bende para yok. Baban hiç para vermedi. Anne sen dalga mı geçiyorsun ya? Arkadaşların günü 50 lira alıyor. Sen bana 5 lira veriyorsun. Hem ben ne alacağım bu 5 lirayla ha? Oğlum sen babanı seçemezsin ama lanet olsun o güne ben babanı seçtim ve evlendim. Hem sana ne diyeceğim? Benim zamanımda anam bana 50 kuruş verirdi. Ben o parayla neler alırdım neler. 5 lira neyine yetmiyor? Anne senin enflasyondan haberin var mı? 5 liraya bir sakızı zor alırsın biliyorsun değil mi? Dile bak dile. Papuç kadar uzamış. Hadi beyefendi sen okula gidiyorsun ben de ev işi yapacağım. Of ya şu kadına bak ya. Beni okula göndermek için her şeyi yapıyor ya. Neyse. Bir de 5 TL'nin çok para olduğunu düşünüyor. Resmen cahil ya. Cahile bak. Aa, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Diyeceğim ki anneme. Anne öğretmen okulda 300 TL para istedi. Kitap parasıymış diyeceğim. Ondan sonra da getirmeyenler okula gelmesin dedi diyeceğim. Annem de böylece 200 TL bana veremeyecek. Ben de böylece okula gitmeyeceğim. Çok iyi fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Bana bak sen niye hala okula gitmedin ortalıkta gezinip duruyorsun? Defol git artık ya. Anne sana bir şey demem lazım. Aslında ben okula neden gitmek istemiyorum biliyor musun? Niye gitmek istemiyorsun eşek sıpası söyle. Anne öğretmen okulda 300 TL kitap parası istedi. Ne? Ve getirmeyen de okula gelmesin dedi. Bizim de paramız yok ne yapacağız anne? Hem bizim 300 TL paramız olsa biz onunla pazardan armut alırız, elma alırız, bir sürü şey alırız değil mi anne? Niye öğretmene veriyoruz ki? Biz 300 lirayla bir ay ev geçindiriyoruz ev. Babanın ayaklarına kapansan vermez bana o parayı. Tamam oğlum tamam okula falan gitmiyorsun. Ne? Okula gitmeyecek miyim? Yuppi! Yaşasın! Yaşasın! Oh oh girsin girsin! Anneciğim o zaman ben bilgisayar oynamaya gidiyorum. Görüşürüz.
bebek. Git oğlum git. Oyna bilgisayarını. Ben de şu öğretmen hanımı arayayım da bir hesap sorayım. Arkadaşlar ben annemi kandırdım. Bugün okula gitmeyeceğim. Hadi gelin siz oyun oynayalım. Alo? Mert'in öğretmeniyle mi konuşuyorum? Öğretmen hanım size iki çift lafım var. Siz nasıl bir eğitimcisiniz de çocuklardan 300 lira isteyip bütün okula gelmeyi diyebiliyorsunuz? Sizin gibi eğitimciye yazıklar olsun. Böyle mi oldu artık bunlara? Böyle mi? Çocuk okula gelmiyor. Göndermiyorum çocuğu. 300 lira ne demek ya? Bizde para yok. Bizim iliğimiz kurudu. Biz fakiriz ya. Böyle bir şey istenir mi ya? Kanki valla ben sizi bekleyemem, tamam mı? Ben şimdiden oynayacağım. Siz artık 3.30'da okuldan çıktıktan sonra oynarsınız. Ben de o sırada gelişirim ve sizi oyunda yenerim. Çünkü oyunda sizden daha güçlü olacağım. Aa bir saniye. Annem terlikle yanıma geldi. Efendim anne ne istiyorsun? Mertciğim sen daha önce hiç anne terliği yemiş miydin oğlum? Anne haftada 5 kez yiyorum valla. Ne oldu ki, neden sordun? Biraz sonra bu terliği kafana yiyeceksin de ondan. Sen nasıl bir evlatsın da okula gitmemek için anana yalan söylüyorsun? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ama anne seni cezalandıracak. Terliği nişan alıyorum ve fırlatıyorum. Ah anne! Ah kafam acıdı. Ne yapıyorsun ya anne? Ya ben bir şey yapmadım anne. Sadece okula gitmek istemedim ya. Derhal o bilgisayarı başından kalkıyorsun, hazırlanıyorsun ve okula gidiyorsun, tamam mı? Cevap mevap verme bana. Hiçbir şey duymak istemiyorum artık. Tamam anneciğim. Ne olur bana vurma, tamam mı? Söz veriyorum, bir daha bilgisayar falan oynamayacağım. Okula gideceğim hemen, tamam mı anne? Ama yeter ki bana bir daha terlik fırlatma anne. Aferin. Şöyle adam olacaksın. Hadi ben gidiyorum, dağıtılacak bir sürü çamaşır var. Bir onları yıkayıp sen de defol git okuluna. Anne sen inanılmaz bir kadınsın. Çünkü sen okumadın, beni okutuyorsun. Of ya. Neyse ben okula nasıl gitmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Telefonumdan Abizettin arıyormuş gibi yapacağım. Ona okulda grev varmış gibi konuşacağım. Annem de beni dinlemek için gelecek. Okulda grev olduğu için beni göndermeyecek. Ay çok iyi fikir. O halde hemen yapayım. Alo Abizettin kanka efendim. Ne? Bana çok önemli bir şey mi diyeceksin? Ne? Annem duymasın mı? Ne? Abuzettin anne duymasın mı dedi. Hemen gidip dinlemem lazım. Tamam kanka merak etme. Yalnız mı, kimse beni duymuyor. Özellikle de annem duymuyor. Merak etme, söylediği şeyler onun kulağına girmeyecek. Ah benim saf oğlum ya. Kimse beni duymuyor diyor. Gerçekten bu çocuk çok saf. Tıpkı babasına çekmiş. Ne? Kanka okulda grev mi var? Öğretmenler ders işlemiyor mu? Yani okula gidip boş boş oturup da birbirimize mi vuracağız? Yani okulda eğlenecek miyiz? Aa, okulda bir de telefon mu oynayacağız? Aa kanki tabii ki de ben okula gelirim. Tabii ki de gelirim. Ne? Mert dün konuştuklarını duydum. Okula falan gitmiyorsun. Sen okula telefonla oyna diye ben seni okula gönderemem. Kusura bakma. Bugün evdesin. Okula gitmeyeceksin. Ama anne eğer okula gitmezsem derslerimden geri kalırım. Böylece iyi olmaz yani. En iyisi ben okula gideyim. Mert arkadaşın ders işlenmiyor diyor. Nasıl derslerden geri kalacaksın? Konu kapanmıştır. Bugün okula gitmeyeceksin anneciğim. Tamam anneciğim. Sen öyle istiyorsan o zaman ben okula gitmeyeyim. Evde oturayım, bilgisayar diyorum ya. Ders çalışayım anneciğim. Ama odamın kapısını kilitleyeceğim ha. Çünkü rahatsız edilmeyi sevmiyorum anneciğim. Vay! Benim oğlum ders çalışmak istemiş de ben engel mi olmuşum? Tabii çalış anneciğim, çalış. Ben oğlum çok iyi yerlere gelsin istiyorum. Bilim adamları, doktor olsun istiyorum. Sen ders çalışacaksan ben de gideyim sana bir meyve doğrayayım anneciğim. Hadi sen dersini çalışmaya başla. Tamam anneciğim. Yalnız sen kapımın önüne bırak meyveleri, tamam mı anneciğim? Oley be, okula gitmeyeceğim. Arkadaşlar bu video tarzını beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir sürü like atıp bana belirtin. Belirtin ki ben de size bu tarzı bir sürü video çekeyim. O zaman sizi çok seviyorum. Ekranda çıkan videolarda görüşmek üzere. Bay bay.